Avrupa'nın dört bir yanında Türk toplumunun emeğiyle şekillenen bir miras yükseliyor. 60 yılı aşkın bir süredir bu topraklarda yaşayan Türkler, kültürlerini, değerlerini ve dayanışma ruhunu yaşatan sayısız etkinlik ve projeyle yeni nesillere güçlü bir köprü oluyor. Her bir etkinlik, her bir gönüllü çaba, burada yaşayan toplumumuzun inancını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gönül verenlerin bu bölümünde Avrupa'nın dört bir yanındaki bu emekleri ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi gelin Avrupa'nın her yanında gönülleri birleştiren hikayelere birlikte tanıklık edelim. Gönül verenler başlıyor. Programımıza Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan Mehmet Akif Camii ile başlıyoruz. 1976'da Türkler tarafından inşa edilen cami, yeniden yapım süreci sonrası 2021'de ibadete açıldı. Mehmet Akif Camii, bugün Anvers'te kültürel ve manevi bağlarımızı güçlendiren önemli bir merkez olarak hizmet veriyor. Merhabalar, bize kendinizi ve camimizi tanıtabilir misiniz? İsmim Abediner, Karamanlıyım. 1980'de Belçika'ya geldim. İçinde bulunduğumuz bina Mehmet Akif Camii ve Mehmet Akif Kültür Merkezi. Mehmet Akif Kültür Merkezi olarak 1973'te açıldı. Mehmet Akif Camii olarak 1976'da ibadete açıldı. Uzun yıllar eski bir binada ibadetimizi ve diğer faaliyetlerimizi yapmaya gayret ettik. 2011 yılında çok eskidiği için, bina yeterince ihtiyaçlarımızı karşılamadığı için yıkım yapıldı ve temelden yeni bir bina inşa ettik. Bu aşağı yukarı 10 yıl sürdü ve epey uğraşlardan sonra 2021'in 6. ayın 11'inde yeni binamızda ilk cumayı kılarak ibadete başladık. Camimiz sadece bir ibadethane gibi değil de bunun dışında kültür faaliyetleri, örneğin cumartesi pazar Kur'an kursu dersleri var. Onun haricinde geçen yıl Türkçe kültür dersleri de vermiştik. Bu yıl biraz ara verdik fakat en kısa zamanda tekrar geri başlatacağız kültür derslerini. Diş doktoru bir arkadaşımız var, karate hocası. O haftanın 2 günü karate dersi veriyor çocuklara. Onun haricinde diğer Belçikalılar bazen burada program yapıyorlar kendilerine yönelik. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2 yıl Belçikalı gardiyanlar burada eğitim aldılar. Bizim toplumumuzu daha iyi anlayabilmek için 2 yıl devam etti bir proje, bakanlığın ve belediyenin işbirliğiyle. Onun haricinde spor faaliyetlerimiz var. Kendi camimizin takımı var. Ayrıca bizim gençlerimizin yönettiği Anvers Türk Spor diye profesyonel ligde oynayan bir takımımız var. Bunun yanı sıra değişik faaliyetler var. Örneğin bizim kadın kollarımız gerçekten profesyonel olarak çalışan ve diyebilirim Avrupa'da bir numara olarak çalışan bir kadın kollarımız var. Bu camiye ayakta durmasına vesile olan, katkıda bulunan, çok aktif çalışan 40'ın üzerinde bayan var. Ben onlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Kermesler yapılıyor. Örneğin bu hafta Cuma akşamı kermes gibi değil de ona benzer bir kısır akşamı diye bir akşam organize ediyorlar. Geliri tüm camiye kalmak üzere. Değişik faaliyetler yapılıyor burada. Anvers Mehmet Akif Camii'nin kültürel ve manevi atmosferini keşfettikten sonra programımıza Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devam ediyoruz. UID Hollanda Başkanı Ertuğrul Kurt, Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik yürütülen projeleri ve UID Hollanda'nın etkinliklerini detaylı bir şekilde bizlerle paylaşıyor. Toplumun ihtiyaçlarına odaklanan çalışmalardan eğitim ve kültür alanındaki projelere kadar birçok konuya değinen UID Hollanda Başkanı, geleceğe dair hedefleriyle topluma nasıl katkı sağladıklarını anlatıyor. Bize kendinizden ve UID Hollanda'dan bahseder misiniz? Merhabalar, ben Ertuğrul Kurt, 1973 Sivas doğumluyum. 1986 yılında aile birleşimiyle Hollanda'ya geldim. Şu anda UID Hollanda bölge başkanlığını yürütmekteyim. UID Hollanda bölgesinin şu anda hali hazırda 13 tane şubesi var. 43 tane temsilcisi var. Biz tüm Hollanda'da faaliyetlerimizi buradaki insanlarımıza yönelik neler yapabiliriz, buradaki insanların sorunları nelerdir, onları ele alarak onlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. En son yaptığımız çalışmalardan bir tanesi burada Türkiye'den Hollanda'ya gelecek olan Türklerin orada Hollandaca öğrenmesi gerekiyor diye bir kanun çıkarmak istemişlerdi ki bu 1960'daki yapılan anlaşmada olmayan bir kanundu. Biz bu kanunu yürürlükten kaldırmak için buradaki tüm sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek imza kampanyası düzenledik. En son geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki yaşadığımız o elim depremde 40 tır malzeme, 6 kargo uçağıyla tıbbi malzeme, çadır, ısıtıcı, jeneratör gibi oradaki insanların işine yarayacak alet edevat gönderdik. Hatta 1 milyon euroya yakın tıbbi malzeme buradan Türkiye'ye gönderdik. Burada yaptığımız faaliyetlerin en son şu anda bir staj bankası üzerinde çalışıyoruz. Nedir bu staj bankası? Staj bankası buradaki işverenlerle öğrencilerin bir araya gelmiş olduğu bir platform. Online bir platform. Burada öğrenciler ve işverenler kendilerini oraya kayıt ediyorlar. İşverenler kendilerine hangi kriterde bir öğrenci aradığını staj için, öğrenciler de oradaki kriterlere uygun olup olmadığını araştırarak orada bir match oluşuyor ve bunlar kendi aralarında görüşerek orada hem işveren kendisine bir eleman kazanmış oluyor hem de stajyer kendine bir stajyeri bulmuş oluyor. Niye staj bu kadar önemli? Hollanda'da okulu bitirmek için, diplomayı alabilmek için mutlaka staj görmen gerekiyor. Maalesef son zamanlarda burada staj bulma sıkıntısı da yaşanıyor. Biz bunu gördüğümüz için böyle bir platform hazırladık. Bu tamamen bedava, hem işveren için bedava hem de öğrenciler için bedava. Bizim amacımız sadece buradaki insanlara yardımcı olmak, onların okullarını bitirip diplomalarını almalarına yardımcı olmak. Onun dışında koruyucu aile ile alakalı çalışmalarımız var. Maalesef Hollanda'da Türk koruyucu aile sayısı yeterince yoktur. Biz bununla alakalı halkımızı, vatandaşlarımızı bilgilendirerek koruyucu aile nasıl olunur, onun şartları nelerdir, bununla alakalı çalışmalar yaparak buradaki Türk toplumunu koruyucu aile olmaya teşvik ediyoruz. Eğitimle alakalı buradaki çocuklarımızda biz istiyoruz ki çocuklarımız kendilerini ana dillerinde rahatlıkla ifade edebilsinler. Bununla alakalı çalışmalarımızı da yapıyoruz. Buradaki dil eğitimi veren kurumlarla ortak çalışarak gençlerimizi, çocuklarımızı oraya yönlendiriyoruz. UID Hollanda olarak bizim sloganımız dilimiz kimliğimizdir. Dilimizi kaybedersek kimliğimizi, kimliğimizi kaybedersek dilimizi kaybederiz sloganıyla gençlerimizin kesinlikle Türkçe eğitimi almalarını önemsiyoruz ve bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. UID Hollanda olarak gelecekteki projelerimizin en başında aktif siyaset katılım geliyor. Daha önceden de yaptık ama ilerideki dönemlerde daha aktif görev almalarını istiyoruz buradaki Türk vatandaşlarımızın. Çünkü artık biz burada kalıcıyız, gidici değiliz. Bunun için buradaki siyasetin içerisinde olmamız gerekiyor. Daha önceden babalarımız buraya işçi olarak gelmişler. Burada tüketicilerdi, biz artık üreticiyiz. Bu sadece bir yerdeki biçmek değil, her alanda üretici olarak çalışmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız da ileride her alanda üretici bir toplum olarak Hollanda toplumuna yardımcı olmak. Akabinde maalesef buradaki kadınlarımız evlerinde dışarı çıkmıyorlar, hep evdeler. Biz bununla alakalı sanat galerilerinde sanat çalışmaları yapıyoruz, kaligrafi çalışmaları yapıyoruz. El yazması, ebru çalışmaları yapıyoruz, yapmayı planlıyoruz. Gelecekte bunu daha da aktif, hatta bir sergi yapmayı planlıyoruz bunların yaptığı çalışmalarla alakalı. Öğrencilerimizin biz burada Hollanda'da üniversitedeki Türk öğrencilerin kaç sayısını tam olarak bilmiyoruz. Onun için burada öğrenci dernekleri yapmayı planlıyoruz. Oradaki gençlerimizi bir araya getirerek hem kendi kültürlerini daha iyi tanımaları hem de birbirine daha çok yardımcı olmaları için bir öğrenci dernekleri yapmayı amaçlıyoruz. İlk hedefimiz Rotterdam'da, pilot Rotterdam'ı pilot bölge olarak seçtik. Orada bir öğrenci derneği, oradaki üniversitede bir öğrenci derneği kurup ondan sonra da diğer üniversitelerde bunu devam ettirmek. Amsterdam'da UID Hollanda Başkanı Ertuğrul Kurt'la Hollanda'daki Türk toplumuna yönelik çalışmalar üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetin ardından sıradaki durağımız Almanya'nın Köln şehri. modern mimarisi ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken Köln Merkez Camii, Almanya'daki Müslüman toplumun kültürel ve manevi bağlarını güçlendiren önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. 2017 yılında ibadete açılan cami, 4500 metrekarelik alanı ve 2000 ila 4000 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Cam duvarları ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu yapı, restoranı, kütüphanesi ve İslami kültür merkezi ile sadece ibadet için değil, toplumsal buluşmalar ve kültürel etkinlikler için de önemli bir alan sunuyor. Merhabalar Eyüp Bey, bize kendinizi ve merkez camimizi tanıtabilir misiniz? Benim adım Eyüp Kalyon. Almanya'da Wuppertal isimli şehirde doğdum, orada yetiştim, eğitimimi orada tamamladım. Türkiye'de Uluslararası İlahiyat Programı'ndan 2014 yılında mezun olduk ve 2016 yılının itibariyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne DİTİB'de çalışmalarımıza başladık. İlk önce DİTİB Essen Merkez Camisi din görevlisi olarak, akabinde muhtelif görevlerde yer aldık. Takriben 1,5 yıldır DİTİB Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, genel sekreter olarak görevimize devam etmekteyiz. Camimiz 1984 yılında o zamanki haliyle eski bir bina şeklinde satın almıştır ve camiye dönüştürülmüştür. Yıllar içerisinde tabii ki Müslümanların sayısı artınca ihtiyaçları artık karşılamadığından dolayı yeni cami inşaatı projesine girilmiştir. 2000'li yıllardan sonra yeni bir cami inşaatı projesi belediyeye sunulmuştur. Takriben 10 yıl süren inşaatın neticesinde 2018 yılında görkemli bir açılışla DİTİB Genel Merkez Camimiz açılmıştır. İbadethane olarak kullanılmaya bugün devam etmektedir ve takriben 1200 kapasiteli camimiz şu an hizmetine devam etmektedir. Bugün tabii burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda DİTİB Genel Merkez'in Almanya'da 800 kendisine bağlı 858 derneğinin cami derneğinin faaliyetleri koordine edildiği genel merkezin içerisinde bulunuyoruz. Burada yaklaşık 60 personelimizle ve 10 müdürlüğümüzle birlikte Almanya genelindeki sadece DİTİB camilerine değil tüm Müslümanlara elimizden geldiği kadarıyla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Burası sadece Müslümanların ibadet ettikleri bir yer değil. Aynı zamanda seminerlerin, eğitim programlarının, sosyal çalışmaların yapıldığı bir komplekstir. Bir büyük ihtişamlı bir genel merkezimizdir. Ondan dolayı da yapanlardan ve burada birçok emeği olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Camimizin etkinliklerinden ve kütüphanesinden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki 40 yılını kutlayan, 40 yıl boyunca Almanya'da hizmet üreten bir kuruluştan bahsediyoruz. Onun bütün faaliyetlerini burada bahsetmek biraz zor olacaktır. Ondan dolayı kısaca başlıkları şu şekilde ifade edebiliriz. Eğitimde tabii ki her camimizde olmazsa olmazı gençlere ve çocuklarımıza, öğrencilerimize yönelik hafta sonu temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim kursudur. Burada neredeyse 400 öğrenciye yakın gencimiz, çocuğumuz, yavrumuz eğitim görmektedir. Burada Türkçe olarak, Almanca olarak hem İslamiyet'i hem dini, manevi ve milli değerlerimizi öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra tabii gençlere yönelik hem Türkçe hem Almanca sohbetler verilmektedir. Bu sohbetler hakikaten dinimizi öğrenmek için, gençler için Almanya'da alternatifi olmayan bir hizmettir. Bununla birlikte camimizde gayrimüslimlere yönelik seminerler, sempozyumlar ve özellikle gayrimüslim ziyaretçilerimize açık olan bir camimizdir. Burada geçtiğimiz yılda sayılar, istatistiklere göre 30.000'in üzerinde misafir burada ağırlayıp onlara cami rehberliği hizmeti sundu. Burada sadece cami rehberliği sunan 40'a yakın cami rehberimiz bulunmaktadır. Onlar okullardan, kurumlardan, belediyeden gelen misafirlerimize hem camimizi tanıtıyorlar hem de burada dini ve milli değerlerimizi de burada manevi değerlerimizi de misafirlerimize anlatıyorlar. Köln Merkez Camii'nin modern mimarisi ve sosyal alanlarına yaptığımız ziyaretin ardından şimdi Almanya'da eğitime yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Essen Eğitim Ateşeliği ve Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerini daha yakından incelemek üzere Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Eğitim Ateşesi Sabri Yolcu'yla buluşuyoruz. Eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve çocukların Türkçe becerilerini geliştirmek için gösterilen çabalar Essen Eğitim Ateşeliği'nin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Eğitim Ateşesi Sabri Yolcu, bu süreçte karşılaşılan zorlukları ve bu zorluklara yönelik geliştirilen çözümleri bizlerle paylaşıyor. Bize kendinizden, Eğitim Ateşeliğinden ve Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nden bahsedebilir misiniz? İsmim Sabri Yolcu. Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Eğitim Ateşesi olarak görev yapmaktayım. TRT Türk ailesini burada ağırlamaktan memnun ediyoruz. Hoş geldiniz. Dortmund Türk Eğitim Merkezi Avrupa'nın ilk ve en önemli eğitim merkezlerinden birisi. Yaklaşık 32 yıldır faaliyette bulunuyor merkezimiz. Şu anda hali hazırda Türkiye'den 7 öğretmenimiz ve bir yerelden istihdam ettiğimiz öğretmenimiz aracılığıyla hizmet vermekteyiz. Merkezimizde Türkçe, matematik, İngilizce, Almanca, YÖS kursları, satranç, saz, piyano, gitar, halk oyunları kursları vermekteyiz. Merkezimiz çok önemli bir işleve sahip. Türkiye'den öğretmenlerimizin uzun yıllardır burada hizmet vermesi ve buradaki faaliyetlerin görünürlüğünün artması açısından çok kıymetli çalışmalar yapmakta. Bu yıl 2024 yılında 23 Nisan kutlamalarını Eğitim Ateşeliğimiz koordinasyonunda 30 paydaşımızın desteğiyle yaklaşık 4000 vatandaşımıza katılımıyla da önemli bir kutlama gerçekleştirdik. Bu kutlamalarda Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören çocuklarımızın kursları, kursiyerleri onların katılımıyla gerçekleşti. Dortmund Türk Eğitim Merkezi uzun yıllardır faaliyette bulunması sebebiyle sadece Dortmund'da bulunan vatandaşlarımıza değil, aynı zamanda Dortmund çevresindeki diğer Türk vatandaşlarımıza da hizmet vermekte. Burada bizler çocuklarımıza ana dilimizi, Türkçemizi, kültürümüzü, milli manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarma açısından önemli bir işleve sahiptir. Merkezimizde hala hazırda birçok kursumuz bulunmakta. Bunları sizleri de zaten göstermekten memnuniyet duyacağız. Merkezin varlığı bizlere kuvvet vermekte ve tanıtılması dolayısıyla da siz değerli ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Almanya'da eğitim gören çocukların Türkçelerini geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu konuda Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nin katkıları nelerdir? Ana dilimizin geliştirmesi noktasında burada çocuklarımız aslında iki işleve sahip. Bir, ana dilimize sahip çıkacak. İki, bir Almancayı Almandan daha iyi konuşmasını hedefliyoruz bizler. KRV eyaletinde Türkçe dersleri Alman makamlarına istihdam ettiği öğretmenler aracılığıyla veriliyor. Ama bizlerin birinci önceliği şu, çocuklarımız sadece Türkçe, sadece Almanca değil. Hem Almanca hem Türkçe olsun istiyoruz. Bu sebeple biz Eğitim Ateşeliği olarak ünlü futbolcularla kamu spotu çektik. Akabinde her cuma günü burada başkonsolosluğumuzda bilgilendirme masaları kurduk. KRV eyaletindeki 4 eğitim ateşeliğiyle ortak bir basın toplantısı düzenledik. Camilerimizde, hutbelerde Türkçe derslerine katılımı artırmasına yönelik faaliyetlerde bulunduk. Başkonsolosluğumuz sistemine kayıtlı vatandaşlarımıza mail gönderdik. Din görevlilerimize yine vatandaşları bilgilendirmesi amacıyla birçok bilgilendirme faaliyetinde bulunduk. Vatandaşlarımız buraya 1960'lı yıllarda gelmiş ve 60 yıldır burada dilimiz canlı bir şekilde tutulmuş. Ve biz inanıyoruz ki bütün paydaşlarımızın da desteğiyle nice 60'lı yıllarda biz dilimizi, kültürümüzü burada yaşatmaya devam edeceğiz. Essen Eğitim Ateşeliği ve Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nin çalışmalarını dinledikten sonra programımıza DİTİB Essen Merkez Camii ile devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük kubbesine sahip bu görkemli cami, 3500 metrekarelik alanı ve 1600 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kubbesindeki ayet işlemeleri ve modern mimarisiyle hem estetik hem de manevi bir atmosfer sunan cami, sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olarak da hizmet veriyor. Merhabalar, bize kendinizi ve camimizi tanıtabilir misiniz lütfen? Evet, ismim Ahmet Tutal. Yozgat Yerköy doğumluyum. Bartın Merkez Sanayi Sitesi Camii'nde görevliyim. Takriben bir yıl içerisinde Almanya'ya geldim. Bir yıldır burada görevdeyim. Essen Merkez Camii'nde 4 aydır görevdeyim. Önce Stuttgart'a, sonra da Essen'e geçmiş oldum. Burası benim ikinci yerim oluyor Almanya'da. Essen Merkez Camii, bu lokasyon, bu binamız yeni. Bir yıl oldu açılışı yapalı takriben. Bundan önce aynı isimle şöyle 1,5 kilometre ötede başka bir semtte camimiz mevcut idi. Orasının hem dar oluşu hem şehrin içerisinde oluşundan dolayı park sorunları, çeşitli diğer lokasyon sorunları sebebiyle buraya taşınmayı tercih etmişler ve burası bir ayakkabı fabrikası iken gönüllü Avrupa'da yaşayan gönüllü Müslüman kardeşlerimiz öncülük ederek Essen Merkez Camii'nin idaresiyle beraber burayı satın almışlar. Uzun bir süreç işlenmiş, Allah yolunda hizmet ederken gayret ve çile çekilmiş. Burası takriben 10 yılı aşkın bir süreyle mücadeleler sonucunda bugünkü haline getirilmiş. Gerçekten büyük bir emek mahsulü. Ben de şahidim. Aşağısı da bir bu kadar aktif hale gelecek lokasyonlar var. Konferans salonları, gençlik merkezleri, çay ocakları, kafeler, kızlarımız ve bayanlarımız için ayrı ayrı odalar, büyük bir restoran kısmı var. Dolayısıyla büyük bir emeğin mahsulü, 10 yılı aşkın bir süre uğraşılmış, gayret göstermiş ve bugünlere gelinmiş bir cami. İsim olarak diğer camiyle aynen Essen Merkez Camii olarak devam etmiş bulunuyor. Sadece yer değişikliği olmuş, bugünlere getirilmiş. Bir küçük bilgi de vermek istiyorum burada. Altında bulunduğumuz bu kubbe, Sultanahmet Camii'nin o ana kubbesinden çok küçük miktarda, santim de olsa oradan daha büyük bir kubbeye sahibiz. Şu an kubbe açıklığı olarak. Öyle güzel bir cami. Evet, camimizde öncelikle camilerin fonksiyonel işlevi genel anlamıyla ibadet ağırlıklıdır ki bu cuma namazları, bayram namazları ve 5 vakit namazı içerir. Bunun dışında özellikle Avrupa'da ve Almanya'da olmak üzere camiler sadece ibadet amaçlı kullanılmıyor. Çünkü biz burada bir camileri multifonksiyon olarak çeşitli fonksiyonlarla kullanıyoruz. Düğünlerimizi, mevlitlerimizi, bazı buluşma günlerimizi özellikle camide yapabiliyoruz. Sosyal aktivitelerimiz camide oluyor. Ama daha çok camilerimizi bununla beraber eğitim ağırlıklı hizmete döndürüyoruz. Bayanların ve erkeklerin zaman zaman ortak ve beraber yaptığı programlar olmakla beraber ayrı ayrı programlarla çeşit eğitim aktiviteleri yapılıyor. Sosyal bilgi anlamında musiki dersleri, hat sanatı dersleri, ebru dersleri, kadınlara dikiş nakış dersleri gibi ekstra eğitim faaliyetleri de var. Dini anlamda da hafta sonu eğitimimiz mevcut, her cumartesi pazar. Takriben 300'e yakın öğrencimiz şu an kayıtlı ve geliyor dönüşümlü olarak. Bunun yanında 30'lu yaşlarla 25'li 30-40'lı yaşlar arasında gençlik sohbetimiz var her cuma akşamı. Dün akşam onu da icra etmiş olduk. Ve yine perşembe akşamları çalışan genç kardeşlerimize ders ve sohbet ağırlıklı, ders ağırlıklı bir programı işliyoruz. Her perşembe günü yatsı namazından sonra takriben 2 saat süren bir ders programımız var. Planlarımız ve projelerimiz arasında da ayda bir kere toplu seminer, güncel konularla, yani ailevi konularla, eğitim konusuyla, sağlık konusuyla seminerler ve sunumlar, konferanslar hazırlıyoruz. İnşallah konusunda uzman bilim adamları, akademisyenler ve konusunda uzman kişilerle beraber bu konferansları, seminerlerde çok yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Bu bölümde Avrupa'daki Türk toplumunun kültürel mirasımıza sahip çıkan değerli çalışmalarını ekrana taşıdık. Gönül verenler olarak bir sonraki bölümde de Türkiye'den uzakta ortak değerlerimizi yaşatan bu emek dolu hikayelerde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla ve huzurla kalın.